Kerem kendi suretini görmeden sen artık aslına bürün demişler. Ferhat doğduğu gün isim vermeden bu çocuk ne kadar şirin demişler. Ferhat'ın şirinliği daha babası ona Ferhat demeden başlamıştır. Aslı'yı ruhlar aleminde görmeseydi Kerem, aslını nereden bulacaktı? Kays'a Kays demeden evvel başlamıştır Mecnun'da Leyla'nın rüzgarları. Genç bir denizci subayı aşık olmuş, mezuniyetine az zaman kala vurulmuş. Tanışmışlar, muhabbet, sohbet, kaynaşmışlar. Evlenme teklif etmiş, kızcağız kabul etmiş. İki çılgın aşık kavuşmuş, nihayet iki evli insan mutluymuşlar. O küçücük bir yuvada her şey dört dörtlük. Bir evlilik ne kadar güzel olursa o kadar güzelmiş evlilikleri. Ama bir gün kader hep böyle bir anı bekler ya, gelip çalmış kapılarına bir sıkıntı. Kadıncağız hastalanmış, doktora gitmişler. Yanlış bir teşhis, tedavide yanlış olmuş haliyle gözleri kör olmuş genç kadın. O andan itibaren bir şeyler değişmeye başlamış. Kadıncağız işi bırakmış, biraz sıkıntılı, sinirli, üzülüyor çünkü. Bu adam daha gencecik yaşta benim gibi ama bir kadını çekmek zorunda değil diye düşünüyor. Adam dert ediyor, o şimdi bana yük olduğunu düşünüyordur diyerek mahzun, perişan, gerilmişler, sıkıntılar, kavgalar. Genç subayın aklına bir fikir gelmiş, buldum demiş. Bir gün gelmiş, yahu hanım neden tekrar işine başlamıyorsun? Kadın, nasıl başlayacağım demiş, bilmiyor musun, ama bir kadınım artık ben, nasıl başlayabilirim, o işe nasıl gideceğim, nasıl? Bir dakika demiş, ya bir dakika, ben seni her gün arabamla bırakırım, bir deneyelim. Olur demiş, adam onu her gün işine getirip götürmeye başlamış. Bakmışlar ki kadıncağız biraz daha yaşama asıldı, biraz daha hayata tutundu, evlilikleri tekrar eskisi gibi. Genç subay ikinci perdeyi aralamış. Hayatım demiş, istersen sen işe otobüste de gidebilirsin, bunu yapabilirsin. Yapabilir miyim demiş kadın. Yaparsın demiş, niye olmasın, hadi bir deneyelim. Kadıncağız otobüs durağına gidip otobüse binip iş yerinin önünde iniyormuş. Böyle olunca birazcık daha mutlu, biraz daha neşeli, hayata iyice sarılmış, artık tek başına da ayakta durabilen bir kadın nihayetinde, epey mutlu. Her gün bindiği otobüse binmiş, şoför kolundan tutmuş. Hanımefendi demiş. Ne, bana mı seslendiniz? Evet evet, size sesleniyorum. Siz çok şanslı bir kadınsınız. Neden, niye böyle söylüyorsunuz? 3 yıldır siz her bu otobüse binişinizde arkanızdan genç bir subay biniyor, geçip tam karşınızdaki koltuğa oturuyor. Hayran hayran sizi seyrediyor ineceğiniz durağa kadar. Siz inip iş yerinize doğru yürürken arkanızdan el sallayıp öpücükler gönderiyor. Aşk dediğiniz şey sevgilinin güzelliklerini paylaşmak değil, onun her haline tahammül edebilmektir. Kendinizi onda kaybetmek, yok olmaktır sevgilinin göz bebeklerinde. Onsuz olamayacağınızı bildiğiniz için kendinizde kendinizin kalmamasıdır aşk dediğiniz şey. Hasılı, ben seviyorum, o beni seviyor, lay lay lom değildir aşk. Aşk romantik bir eylem değildir arkadaşlar.